Atmosferin temel oksijen kaynağı kimdir? Siyanobakteriler, prokaryot hücre yapısında, algler, ökaryot hücre yapısında bulunuyor. Peki canlılarda görülen fotosentez tepkimeleri neler? İki tane fotosentez tepkimemiz var. Karbondioksit ve suyun birleşerek glikoz ve oksijeni meydana getirdiği reaksiyon, karbondioksit ve H2S'nin glikoz ve kükürdüğü meydana getirdiği reaksiyon. Burada kaynakların sıklıkla yaptığı bir hata var. O da şu: karbondioksit artı hidrojen eşittir glikoz tepkimesi. Bu tepkimenin fotosentez olduğunu yazıyor bazı YKS kaynakları. Oysa bu reaksiyon bir fotosentez reaksiyonu değildir, bir kemosentezdir. Peki nedir fotosentez reaksiyonlarının ortak özellikleri? Her iki tepkimeyi incelediğimiz zaman her iki tepkimede de karbondioksit gazı kullanılmış. Yani o zaman karbondioksit üzümlemesi yapılması ortak bir özelliktir. Yine tepkimeyi incelediğimiz zaman hidrojenlerin ortak olduğunu görüyoruz ve hidrojenler proton ve elektron kaynağı olarak kullanılıyor. Yani bir proton ve elektron kaynağı kullanmaları ortak bir özelliktir ama kullandıkları bu kaynaklar elbette farklılık gösterebiliyor. Şimdi şu kısmı inceleyelim. Karbondioksit ve H2S ya da karbondioksit ve su. Bunlar inorganik maddeler ve fotosentez reaksiyonlarıyla bunlar neye dönüştürülmüş? Organik bir madde olan glikoza dönüştürülmüş. Dolayısıyla inorganik maddelerden organik maddelerin yapılması bir ortak özellik oluyor. Şimdi tepkimemiz fotosentez olunca foto kelimesinin ışık olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şuraya ne yazacağız? Işık yazacağız ve ışık enerjisinin kullanıldığını söyleriz. Dolayısıyla bu da bir ortak özellik olmuş oluyor. Peki bu ışık enerjisini neye çeviriyor? Arkadaşlar, ışık enerjisi önce ATP'ye çevrilir. Bu olaya biz fosforilasyon diyoruz. Daha sonrasında ATP enerjisi besin maddesinin sentezlenmesinde kullanılıyor. Yani besinlerdeki kimyasal bağ enerjisine çevrilmiş oluyor. Dolayısıyla fotofosforilasyonla ATP yapılması, ışık enerjisinin besinlerde kimyasal bağ enerjisine dönüştürülmesi ortak özellikler arasında yer almış oldu. Fotosentezde hidrojenlerin kullanıldığından bahsettik. Bunlar besin maddesi için proton ve elektron kaynağı olarak görev alacak. Ancak bunların taşınması için bir koenzime ihtiyacımız var. Bu koenzimimiz NADP. Dolayısıyla NADP'nin kullanılması da bu reaksiyonlarda ortak özelliklerden bir olacak. Peki farklılıkları nedir fotosentez reaksiyonlarının? Arkadaşlar, şurada elektron ve proton kaynağı olarak su kullanıldığını, diğer canlı grubunun ise H2S'yi kullandığını görüyoruz. Yani elektron kaynaklarının farklı olması. Şimdi suyu kullandığı zaman açığa ne çıkmış? Oksijen. H2S'yi kullandığı zaman açığa ne çıkmış? Kükür. Dolayısıyla kullanılan proton ve elektron kaynağına bağlı olarak çıkan son ürünlerde de farklılıklar görülüyor. Yani farklı yan ürünlerin ortaya çıkması, bazılarının oksijen çıkarmaması farklılıklar arasında yer almış oldu. Evet, birinci reaksiyonumuzu kimler gerçekleştiriyor arkadaşlar? Siyanobakterilerde görülür. Siyanobakteriler prokaryotik bir hücre grubu. Alglerde görülür. Algler ökaryot bir canlı. Bitkilerde görülür. Bitkilerde ökaryot bir canlı. İkinci reaksiyonumuzu kim gerçekleştiriyor? Mor kükürt bakterileri. Bunlar da bakteri ve prokaryot hücre yapısında. Evet, o zaman prokaryotlarda fotosentez zar ve sitoplazmada gerçekleşecek. Ökaryotlarda ise bu işin gerçekleşmesi için özel bir organel var. O da kloroplast. Bu da iki reaksiyonun farklı özelliklerinden biri olmuş oldu. Evet, tepkimeyi incelediğiniz zaman hangi atom nereye gidiyor? Ona bir bakalım arkadaşlar. Şurada 6 tane karbonumuz var. Besin maddemizi de şöyle yazalım: C6, H12, O6. Glikozumuzdaki karbon sayısı da 6 olduğuna göre karbondioksitteki karbon glikozun yapısına katılmış oldu. Şimdi kullanılan, harcanan suyun oksijenine bakıyoruz. Toplamda 12 tane hidrojen var. 12, pardon, düzeltiyorum arkadaşlar. 12 tane oksijen var.
Atmosfere verilen oksijene baktığımız zaman o da 12 oksijen yapıyor ve dolayısıyla harcanan sudaki oksijen atmosfere gitmiş oldu. Peki harcanan sudaki hidrojenler nereye gitti? Burada 24 atom hidrojen var. 24 atom hidrojen. Şimdi besin maddemizde 12 tane. Bir de harcanan, düzeltiyorum, çıkan suyun hidrojenlerini saydığımız zaman o da 12 hidrojen yapıyor. Demek harcanan sudaki 24 atomun 12 tanesi besine verilmiş, geriye kalan 12 tanesi ise çıkan suya geçmiş. Geriye sadece karbondioksitin karbonu kaldı arkadaşlar. 12 atom yapıyor burası. 12 atom oksijen bakalım nereye gitti? Glikozun formülünü tekrar yazıyorum. C6H12O6. Bir de burada 6 oksijen atomu var çıkan suda. Zaten atmosfere verilen oksijenin kaynağı olarak suyun oksijeni demiştik. Şimdi 12 oksijen olduğuna göre demek ki bunun 6 tanesi glikoza gitmiş. Geriye kalan 6 tanesi ise çıkan suya gitmiş. O halde çıkan suyun diyor, yani şuradaki suyun hidrojen ve oksijen kaynağı kimdir diye sormuş. Şimdi biz burada oksijen kaynağının kim olduğunu şimdi söylemiş olduk. Karbondioksitin oksijeni değerli arkadaşlar. Burası çıkan suyun oksijen kaynağı oldu. Peki çıkan suyun, şuradaki suyun hidrojen kaynağı kim oldu? Elbette zaten girenler kısmında tek bir bölge var hidrojen olarak. O da harcanan suyun hidrojeni. 12 tanesi buraya gelmişti. 12 tanesi ise besin maddesine gitmişti. O halde çıkan suyun hidrojen kaynağı harcanan suyun hidrojeni. Şimdi de atomları renklendirelim. Mesela karbon atomu kimin yapısına giriyordu arkadaşlar? Şuraya C6H12O6 yazarsak o karbonun, karbon atomumuzun besin maddesinin yapısına giriyordu. Harcanan suyun oksijeni hemen onu boyuyorum. O da çıkan atmosfere verilen oksijenin yapısına giriyordu. Karbondioksitin oksijeni bunun bir kısmı glikoza, bir kısmı ise çıkan suya geçiyordu arkadaşlar. Harcanan suya geldiğimiz zaman şurada o da bir kısmı glikoza giriyor. Şurada arkadaşlar onu da hemen işaretleyelim. Bir kısmı ise çıkan suyun yapısına girmiş oluyor. O zaman besin maddesinin oksijen kaynağı kim oldu? Karbondioksitin oksijeni. Karbon kaynağı yine karbondioksit oldu. Ama karbonu. Hidrojen kaynağı ise harcanan suyun hidrojeni. Atmosferin oksijen kaynağı kim oldu? Hemen bakıyoruz. Harcanan su olduğunu görüyoruz. Mavi renkli olarak yaptığımız harcanan su. Peki çıkan suyun hidrojen kaynağı nedir? Çıkan suyun hidrojen kaynağına baktığımız zaman yine harcanan su ve oksijen kaynağı ise karbondioksitin oksijeni. Fotosentez için neler gerekli? Bitki fotosentezinden bahsediyoruz. Karbondioksit, su, ışık, klorofil, elektron taşıma sistemi ve natrium molekülü. Peki ökaryotlarda fotosentezin gerçekleştiği organel olan kloroplast nasıl bir yapıya sahip? Bunu bir hatırlatalım arkadaşlar. Kloroplastlarda üst üste dizilmiş keseler var. Bu zarlı yapıya değerli arkadaşlar tilakoid zar adını veriyoruz. Üst üste dizilmiş bu keseler sistemine ise granum. Sistemin tamamına ise grana adı veriliyor. Bir de bu granumlar arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi birbirlerine ara lamellerle bağlanarak fotosentez düzeyi daha da artırılmış. Evet, şuradaki boşluklarda ise nokta olarak taradığım yerler kloroplastın iç sıvısı yani stroma. Fotosentezde kullanılacak olan elektron taşıma sistemleri şu tilakoid zarın üzerinde bulunuyor. Işık evresi burada gerçekleşecek. Enzimatik reaksiyonları ise iç sıvısında yani stromada gerçekleşecek. Evet, klorofilin genel özelliklerine bakalım. Klorofil ışığı soğurur, absorbe eder, ışığı yansıtabilir,
ışığı geçirebilir, ışık yayabilir. Klorofilin bu şekilde ışık yaymasına floresans diyoruz. Yani floresans özelliği var. Enerji transferi yapabiliyor. Enerji transferi yapar. Bu özelliği ise rezonans özelliği adı verilmektedir. Klorofilin kimyasında hangi maddeler var? Karbon atomu var, hidrojen atomu var, oksijen, azot, bir de magnezyum bulunmakta. Klorofil bildiğimiz gibi organik bir madde. Ama sentezi için yapısına katılan atomlar dışında yapıya katılmamasına rağmen ışık da gerekli, demir de gerekli. Özellikle arkadaşlar demire dikkat edin. Tekrar söylemekte fayda var. Demir sentezi için gerekli ama klorofilin yapısına katılmıyor. Klorofil merkezde manezyum atomu etrafında 4 tane pirol halkasında buluşur. Bu özelliğiyle hemoglobine oldukça benzer. Çünkü hemoglobin de merkezde demir atomu ve etrafında 4 pirol halkası bulunmaktadır. Evet, hemoglobinin merkezinde demir atomu var. Klorofilin merkezinde ise manezyum atomu var. Peki klorofil nasıl uyarılacak arkadaşlar? Klorofilde şurada temel durumlu bir elektron var. Bu elektronun enerji seviyesi biraz düşük. Düşük enerjili elektron. Işık enerjisi geldiği zaman bu elektron şurada gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar yüksek enerji seviyesine doğru çıkıyor. Yani elektronumuzun enerji seviyesi yükselmiş oluyor. Peki bundan sonra ne olacak? İki tane ihtimal var. Buradaki elektronumuz tekrar geldiği yere geri dönecek. Yani geldiği temel durumu yörüngesine geri dönecek. Yalnız sahip olduğu yüksek enerjiyi ne yapacak? Onu da ısı ya da ışık olarak yayacak. Yani bir floresans özelliği ortaya çıkmış oldu. Veya arkadaşlar buradaki elektronu bir başka moleküle verecek. Fotosentezde bu ilk elektron alıcı olarak isimlendiriliyor. Peki fotosentez hangisiyle başlamış olacak? Eğer elektronu en fazla enerjisini yayarak tekrar eski yörüngesine geri dönüyorsa biz bu elektrondan faydalanmamışız demektir. Eğer bu elektron bir ilk elektron alıcı tarafından tutulursa ki elektronumuzun enerji seviyesi yüksek, o halde bu elektron kullanılabilir ve fotosentez başlamıştır demektir. O halde burada çıkarılacak bir yorum var. Fotosentez neyle başlıyor arkadaşlar? Şurada görmüş olduğunuz gibi klorofilin elektron kaybetmesiyle başlamış oluyor. Daha önce bir üniversite sınavında sorulmuştu. Yine aynı soru bir kez daha bir üniversite sınavında soruldu arkadaşlar. Fotosentez nasıl başlar diye. Burada bir başka madde olarak da klorofil elektron kaybediyorsa demek ki bu elektronu biri alıyordur. Bu alanda ilk elektron alıcıdır. O halde ilk elektron alıcı elektron aldığı için indirgenir. Yani fotosentez klorofil yükseltgenmesiyle veya ilk elektron alıcının indirgenmesiyle başlamış olur. Klorofil çeşitlerinden İki tanesinden bahsedelim. Klorofil A ve klorofil B. Klorofil A yüksek spektrumlu ışıkta daha iyi faaliyet gösterirken klorofil B ise düşük spektrumlu ışıkta daha iyi faaliyet gösterir. Aradaki en önemli fark bu. Klorofil A ve klorofil B'nin diğer farklılıkları müfredat programımızın dışında. Grafiği incelediğimiz zaman değerli arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz eğri düzgün çizersem iyi olacak. Klorofil B'ye ait. Şöyle yaptık. Klorofil A'yı çizdiğim zaman o da şu şekilde karşımıza çıkmış oluyor. Şöyle yapalım. Tabii eğri bir oldu ama en azından neyi anlattığını görebiliyoruz. Karotenoid pigmentlere gelelim. Karotenoid pigmentler ksantofil, likopin, karoten gibi renk pigmentleridir ki bunlar da lipid özelliğindedir. Işığı absorbe ederek klorofile aktarır. Bu da fotosentezde doğrudan etkili olmadığını gösteriyor. Klorofili yüksek ışıktan ve oksitlenmekten korur. Tabii farklı dalga boylarını da absorbe edebildiği için klorofili soğuramadığı ışığı da soğuruyor ve bunun enerjisini klorofile aktarmış oluyor. Yani klorofilin faydalanabileceği
daha geniş bir spektrum sunmuş oluyor. Evet, fotosentezin gerçekleşmesinde önemli bir yere sahip olan fotosisteme geliyoruz. Değerli arkadaşlar, fotosistem iki kısımdan meydana geliyor. Bunlardan bir tanesi anten kompleksi. Bir diğeri ise şu maddelerin olduğu tepkime merkezi. İki kısım var: anten kompleksi ve tepkime merkezi. Peki ne var anten kompleksinde? Arkadaşlar, klorofil çeşitleri var. Klorofil A var, klorofil B var, nokta nokta nokta. Bir de karotenoid pigmentler var. Karotenoidler. Tepkime merkezimizde ne var? Klorofil A molekülü var. Bir de ilk elektron alıcı molekülümüz var. Peki ne oluyor burada? Değerli arkadaşlar, anten kompleksi bir nevi anten gibi davranacak ve ışığı absorbe edecek. Işığı absorbe ettikten sonra bu pigmentler, anten kompleksindeki pigmentler, ışığı birinden diğerine aktaracak ki buna biz rezonans diyorduk. Yani enerji transferi gerçekleşecek. Peki bu enerji transferi nereye kadar olacak? Tepkime merkezindeki klorofil A molekülüne kadar olacak. Burada temel durumlu elektronun enerji seviyesi yükselerek yüksek enerji seviyesine geçecek ve bu da ilk elektron alıcı tarafından tutularak fotosentez başlamış olacak. O halde anten kompleksinde sadece enerji transferi olduğunu görüyoruz. Enerji transferi var. Yani sıklık yapılan hatalardan bir tanesi de elektron transferi. Anten kompleksinde elektron transferi yok. Elektronların enerjilerinin transferi var. Yani anten kompleksinde yükseltgenme, indirgenme gibi olaylar görülmemektedir. Yükseltgenme ve indirgenme tepkime merkezinde görülüyor. Yüksek enerjili elektron klorofilden ayrılarak İlk elektron alıcıya geçiyor. Bu da klorofil molekülünün yükseltgenmesine ve ilk elektron alıcının da indirgenmesine neden oluyor. Yine anten kompleksine geri döndüğümüz zaman burada enerji dönüşümü, yani bir nevi ışık enerjisinden ATP enerjisinin üretimi gibi bir olay söz konusu değil. Son kez tekrarlamakta fayda var. Burada transfer edilenler sadece enerji arkadaşlar. İki çeşit fotosistem var. Fotosistem 1 P700 olarak adlandırılıyor. Fotosistem 2 P680 olarak adlandırılıyor. Fotosistem 1 yüksek spektrum ışığı daha iyi sorabiliyor veya bu ışıkla daha iyi faaliyet gösteriyor. Tepkime merkezinde klorofil A molekülü var. Anten kompleksinde ise daha çok klorofil A var. Fotosistem 2 ise düşük spektrumlu ışıklar daha iyi faaliyet gösteriyor. Tepkime merkezinde yine klorofil A var. Anten kompleksindeki klorofil B oranı biraz daha yüksek. Burada dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi de değerli arkadaşlar, tepkime merkezinin ikisinde de klorofil A molekülünün olması. Farklılık ne burada? Klorofil A ortak ama bu klorofil A moleküllerinin birleşmiş oldukları protein molekülleri farklı. Evet, fotosentez iki evreden oluşuyor. Işıklı evre, bir de ışıktan bağımsız evre. Işıklı evre tilakoid zarda gerçekleşiyor. Işıktan bağımsız evre ise stromalarda gerçekleşiyor. Işıklı evre iki aşamada görülüyor: devirsiz fotofosforilasyon ve devirli fotofosforilasyon. MEP programında bunlar ayrı ayrı anlatılmıyor arkadaşlar. Ancak biz konunun, daha doğrusu ışıklı evrenin biraz daha iyi anlaşılabilmesi için ışıklı evreyi anlatacağız. Ondan sonra ışıklı evre ile ilgili bilmemiz gerekenleri teker teker söyleyeceğiz.